Beni neden çağırdın? Hoş geldin. Hiç de hoşuma hoş gelmedim. Soruma cevap ver. Beni neden çağırdın? En son evden çıkarken ben nefretle bakıp ağlıyordum. Salya Sümük. Annemi çok üzmüştün. Büyüdün Bengin. Hala aynı yalana inanıyor olamazsın. Ben mi üzdüm? Ya baban? Niye aforoz edilen ben kalan baban oldu? İşimi, arkadaşlarımı, yaşadığım şehri, her şeyi kaybettim baban yüzünden. O aynı şekilde bir milim kıpırdamadan kaldı. İstersen ilk sorduğun soruya cevap vereyim, beni neden çağırdın kısmına, çünkü uzayacak belli oldu. Seni bana geçmişin hesabını sor diye çağırmadım teyze. Yardım et diye çağırdım. Sana yardım edeceğim fikrine nasıl kapıldın acaba? 9 yıldır görmüyoruz bile birbirimizi. İstediğim şeyleri getirir misin? Doğru yoldaymışım gibi geldim. Hı? Önce şu söylediğin yardımı bir tanımla bakalım. Ve de ne karşılığında? Tamam. Avukatım olmanı istiyorum. Beni buradan çıkarmanı. Karşılığında sana tek kuruş ödeyemem çünkü hiç param yok. Ama babamdan öcünü alma imkanı sunarım. Hatta dolayısıyla annemden. Bir de sevimliliğimle akraba alımı. Son soru. Tek cevap. Sen mi yaptın? Cevap tavrını, kararını etkileyecek mi? Anlaşıldı. Yapmışsın. Sonuç. Avukatım mısın? Savunmaya ilişkin belge şeklinde beyan ettim. Kimse içeriğini görmedi. İstersen alabilirsin. Evet. Kim bu insanlar? Bunlar... Bunlar benim aptal olduğumu sananlar. Sadece benim kirli olduğumu düşünenler. Ahkam kesenler. Karşısındaki yargılanırken kaplan, kendilerine geldiğinde kedi olanlar. Yani? Yani teyzeciğim. İnsanın kendiyle yüzleşmesi kadar hiçbir şey koymuyor. Çıplak kalmak gibi. Kusurlarını herkesten gizlemeye çalışıyorsun. Ama tek bir kişi bile öğrendiyse... Artık tek bilen sen değilsen. Herkes öğrendiyse... Artık neysen olsun. Boğulacaksak birlikte boğulacağız pisliğimizde, değil mi? Tamam. Yarın erkenden görüşmek üzere teyzeciğim. Sevgili avukatım. Saçların güzel olmuş bu arada. Teşekkür ederim.